أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Arkadaşlar tam 2,5 gün uğraştım bu derse. 2,5 gün uğraştım. Size takdim etmeyi şöyle bir saat planlıyorum. 2,5'a uğraştım, siz bir saat de alacaksınız. Şöyle bir plan yaptım. Külliyatta çok geçiyor ahmak. Ahmak, humakattan tahammuk etmiş, sarhoş ahmaktan tut. Bir sürü ahmak çeşitleri var. Metnini aldıklarım var. Metin, Fethi abi. Bir de şu alarda haseten, laikalarda haseten, ahmak diyor ama onun yukarısı var ya paragraf. O ahmak hulasa söylüyor. Vasfını, efsafını, anlayışını, bakışını orada tavsif ediyor paragrafta. Onu almam uzun olacağından o paragrafı okuyorum. Oradan bir cümle çıkartıyorum. Dolayısıyla satır arası. Onun için 2,5 gün uğraştım. Yani o paragrafı okuyorum. Aleyküm selam doktor. Birincisi metin, yarım saat ona vereceğim. Sonra daha fazla zamanınızı almayacağım. Çok var çünkü. Metinleri bilgisayarlara girdiğiniz zaman ahmak yazdığın zaman bulursun bu metinleri. Dol. Fakat size 3,5 sayfa Emir Dağı'nda o sayfayı, o mektubu komple okuyup ahmağın, orada bir sürü sıfatlar var. Ahmağın sıfatlarını çıkartmak çok zaman aldığından onlara ben biraz yükleneceğim. Çıkanları size çok lazım hulasa. İlk önce metinleri okuyayım. Anladık değil mi? Şimdi bu saatten sonra bir saatinizi alacağım. Burada hep 45 dakika yapardım. Şimdi mevzu şey. Doktorum konu ahmak abi. Ahmak manası anlayışı kıt, basireti az, hikmeti noksan, böyle ile lügatta bulamazsınız bunu. Basireti, dirayeti, feraseti eksik. En büyük ahmak, bu derse benim ihtiyacım yok. Başkasına okunuyormuş gibi dinlemek ve okumak ahmaklıktır. En baştan söyleyeyim. Çünkü bu benim ihtiyacım. Ben ahmak mıyım? Çünkü Kur'an ne kadar da az düşünüyorsunuz. Düşünmez der mi? Akletmez der mi? Tefekkür etmez der mi? Gibinin tersi ahmaktır. Bilmez der mi? Evet. Onun için bu ders benimle pek alakası yok demek, baştan söyleyeyim, ahmağız. Anlayış kıtlığı, feraset azlığı, hikmet noksanlığı. Anlatır böyle, dinler, içinde hesaplıdır dersi dinlerken. Veya beni dinlerken yani. Fakat çıktıktan sonra şöyle yapar. İşte bu ahmak. Kendi aklına itimat etmek ahmak değil. Devam edeceğim. Metin okuyayım. Sözler 230. Nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak, gayet zalimdir der. Görüyor musun? Nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak, gayet zalimdir der. Bak nerede kullanmış. Usta çok acayip. Mesela ustad şeyleri, tanımları, kelamları, manaları eylemde kullanmış. Lugat gibi yapmamış. Sözler 300. Hem kendini
hem bütün kainatı inkar eden safsatacı gibi bir ahmak yine Sani Zülcelal'in inkarına gitmemek gerektir. Demek ki inkar eden safsata yani safsata kendini inkar eden, kainatı inkar eden ahmak. Konumuz geç geldim de kademe yaptık Abdurrahman. Ahmak. Toplama okuyorsun ha? Evet. Evet ya, iki buçuk gün uğraştım. Ama sana şunu bilmen lazım ki bir saatlik dersimiz var. Yarım saatini metin okuyacağım. Yarım saat şu. Şimdi külliyatta çok geçiyor. Çok. Bir metin alıyorum böyle. Bir de sen bildiğin için söylüyorum. Emir Dağı'nda, hasreten şu alarda bir mektup koymuş. Mektup. Orada bir şey anlatıyor. Çok şey anlatıyor. Sonunda ahmak diyor. Bu ahmağın sıfatını burada uygulamış. Eylemde koymuş. Çok güzel. Ben o mektubu komple okuyorum. O ahmağın efsafı, eylemi, anlayışı, zihniyetini koydu. Onun için iki buçuk gün uğraştım. Yoksa bilgisayara ahmak yazsan çıkıyor yüzlerce. Onu herkes çıkartır. Yani bilgisayara yazar. Ama ben o mektubu, çok üzerine duruyorum. Mektubu komple okuyorum. Komple okuyorum. O efsafı oradan alıyorum. Onu okuyacağım size. Yarım saat metin okuyacağım. Yarım saat çıkarım oradan. O metinden. Şimdi metin okuyorum. Gene. Diyor ki Mektubat 57'de. Aciz bir insanın uliyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. Mesela hiç kimse ben Allah'ım demedi. Diyor ya uliyet dava ediyor. Bunu anlattığı yerde Mektubat 57'de eylemde gösteriyor. Yani Allah'ın rububiyetine karşı çıkmasıdır. Anladın mı? Yani Allah'ın kanunlarına 1400 sene öncedir. Bu çöl kanunlarıdır. Semadan indirilmiş zannedilen gibi anlatıyor. O yer bu. Son, ben bir cümleyi aldım ama yarım saat size o metin başındakileri alacağım. O cümlenin içindekileri. Uliyet kim dava etmiş ya? Ben Allah'ım dedi mi? Bir tane biliniyor tarihte. Enne rabbukumul a'la ayette geçtiği için. Ben size Rab değil miyim? Daha yüksek, daha kaliteli Rab değil miyim? Kim demiş bunu? Firavun demiş. O vahidi ehadı kabul etmeyen ya nihayetsiz ilahları kabul edecek veyahut ahmak sofestayı gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar edecek. Ahmak sofestayı. Sofestayı nedir? Yani biraz da akıllı biliyor musun inkarcılara göre? Sofestayı şu demek. Buradaki makamda. Kendini inkar ediyor. Ben yokum diyor. Her şey hayaldir diyor. Bunlar hep zandır diyor. Ustad diyor ki bu mevcudatı kabul edip saniyini inkar etmektense yani edilemez. O zaman adam dedi ki Allah'ı inkar edemem bu mevcudat var. Mevcudat var nasıl sanatkarını inkar ederim? Çünkü saniyi inkar etmek, sanatını inkar etmek daha acayiptir. O zaman Çağnaçar dedi ki hey, her şey hayaldir. Yoktur. Bu kendini inkar etmeyiyle diyor. Sanatı görüp sanatkar inkar etmeye göre daha akıllıdır diyor. Bu daha biraz da akla yanaştılar. Ama ahmak. Ahmak. Sonra dünyada en büyük ahmak odur ki Allah Allah. Böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet hayatını beklesin. Mektubat 38. O kayıp bugün gelirken konuştuğumuz yönetim zihniyet. Diyor ki dünyada en büyük ahmak odur ki ahmak böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet-i hayati beklesin. Terakki bekliyor dinsizlerden. Sonra bazı ahmakların arkasında bedbaht gafiller bulunur. Arkasına giden gafiller varmış. Küfür, ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. Ahmak okuyorum arkadaşlar, yeni gelenler. Yani
Ahmak, deli, akılsıza denmeyiz ha. Onun için cemaatin dışına atmayın. Akılsıza deli derler. Bu zeki, zeki. Aklı deve dişi yapıp, akıl bize, zekavet bize yeter diyenler ahmaktır, biliyor musunuz? Bu akılsız değil yani. Akılsıza deli derler. Bakırköy'de sen bilirsin, vazife yaptın asla. Akılsıza deli derler. Kim? 25. sözde bunu çok emememle çok söylüyor. Akıl bize yeter, zekavet bize yeter diyen ahmak, biliyor musun? Zeki adam. Oysa akıl, aklın ustasına tabi olmayı iktiza ederken biz kendimize yeteriz diyen ahmaktır. Derse ihtiyacım yok. Namaza ne ihtiyacım var? Ahmak. Öyle deli zannetmeyin ahmağı. Anlayış, feraset, basiret, dirayet eksikliği, hikmet eksikliği çok önemli bu, biliyor musun? Bize de yer yer vuracak şimdi. Ben içerisindeki çıkan efsafları okuyacağım. O kadar bana vurdu ki, acımasız vurdu Fethi abi. Vallahi acımasız. Öyle cizettik yaparken. Göreceksin, merak ben çok mu şey mübala ediyorum. Vallahi öyle bana vurdu ki, çok hepi efsaf, ahmaklık alameti bana tutuyor. Deccalane bir anlayış diyebilir miyiz? Deccal, evet. Değil mi? Hı hı. Tamam o zaman. Evet. Şurada şunu anlatmaya çalışıyorum. Akılsız değil sakın. Ahmak. Ona deli derler. Dalaletteki cehalet ne derece ahmakane olduğunu gör. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemali iman de. Elemanlar 307. Dalaletteki cehalet. Yani inkarda, inkar. Dalalet nedir? Şirk nedir? Küfür nedir? Dalalet nedir? Velallin'deki. Şirk inkar değildir. Bu var ama bu da var. Ortak koşmak. Küfür inkar değil. Örtmek, unutturmak. O zamandı. 1400 sene önce. Bu küfür. Üstünü örtme. Dalalet bu yol, bu da yol. Bizim yolumuz da yol. Onun için bu ahmak ne diyor? Küfür ahmakanedir. Yani örtmek. Yani şöyle bildiği halde bilmemezlikten gelmek. Ya ders varmış. Ya, tamam canım, gideriz. Bu ahmaklıktır. Örtüyor. Küfür örtmektir yani. İlle böyle sokaktaki inkarcıya verme. Bize vuruyor bu. Lakaytlık ahmaklıktır. Başka? Ehli küfrün içinde kainatın vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofistayler en akıllarıdır. Ben metni okuyayım bir sayfa, en azından da bir sayfa okumuş olayım Risale'den. Sonra Risale'deki sıfatları okuyacağım. Eğer nefis uzaklığı cihetiyle, enaniyetiyle Halik'e bakıp bana tesir edemez diye bir ahmaklıkta bulunursa dalalete düşer. Yani bu da şey, ya böyle öyle Kur'an'da söylüyor mealen gene, Kur'an'da taradım da gördüm. Günah rahatça iş diyor. Adam hiç endişe etmiyor. Allah beni affeder diyor. Bu ahmaktır diyor. Allah beni affeder diyor böyle. Aa, bu işte bu. Bana ne diye cehennem bana tesir mi edecek ya Allah? Bu kadar şeyler var ya, şunlar bunları yapanlar var. Allah beni mi görecek? Ahmak. Hem kendini, yani niye ahmak? Senin hesabını başkasına kıyas edilerek yapılmayacak. Başkası neler yapıyor, ben ne yapıyorum canım? Kıyas ediyor. Peki Allah haşirde sana hesap hesabını çekerken başkasıyla kıyas mı edecek? Yoksa sana verilen nimetle mi seni sorgulayacak? Sana verilenle seni sorgulayacak. Ama sen ne yapıyorsun? Sana verilen nimetleri kale almıyorsun. O ne yapıyor? Ben yapmıyorum. Diyorsun. Ahmakaneymiş bu ölçü birimi. Hem kendini hem bütün kainatı inkar eden bir ahmak yine sani inkara gitmemelidir. Başka? Muhabbeti adavete mağlup ettiren adam nazar-ı hakikatta Cebel-i Uhud'u bir çakıl taşından aşağı derecesine indirmek kadar ahmakane hareket etmiştir.
cemaatte uhuveti yapmayıp bozmaya, bahane arayan bu insan ahmaktır diyor. Göreceğiz orada. Bir tanesi bu işte. Muhabbet adavet. Bahane arıyor yani, kusur arıyor böyle. Öyle ama ne öyle peki? Ne öyle oturdu? Ne öyle lamba vardı? Ne öyle dedi? En iyisin körü için dedi. Ahmak bu ya. Muhabbeti bulamıyor. Başka, o vakit gündüz ortasında güneşin işini gördüğümüz halde güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek. Sözler 56. Hikmeti inkar etmek. Başka, sözler 99. O hakikati tanımayan bir eçel ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi veya aynı adalet olmaz mı? Sözler 174. İnsan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise o külli işarat-ı Rabbaniye'ye ve terbiye-i ilahiye karşı eblehane bir temerrüt ile mukabele edip diyorlar ki diye devam ediyor. Sözler 315. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. En çok bildiğimiz yer bak. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Gemide sırtında. Ne demek bu? İşte yukarısında anlatacak, onu okuyacağım. Yani üç tane sıfattı bu. Gemiye yükünü bırakmayan, teslim, tevekkül ve Allah'a itimat etmeyen adamdı. Teslim, tevekkül, itimat. Allah'a itimatımız yok yani biz Müslüman olarak. Nasıl? Yok kardeş. İstima, teslimiyetimiz var işte öyle. Allah yardım etsin bize. Bu sıkıntıyı çeker miydik ya böyle şeyimiz olsa? Birisi girer, ha okudum. Demek kibir ve gururları onları nihayet derecede ahmaklaştırmış. Sözler 387. Gurur ve kibir. Nemrut'u Nemrut yapan nedir? Efsafı. Efsafı neydi? İnat. Nemrut, ustad öyle diyor. Nemrudane inadı, firavunane kibri diyor. Taştı taştı açtı diyor. Yani kibir ve inat, ifrat derecesinde ahmak yapar adamı. Başka? Şeytan der, bunlara karşı gelemem, müdafaa edemem. Fakat çok ahmaklar var, beni dinliyorlar ve insan suretinde çok şeytanlar var. Şimdi sokakta bunlar, ben biraz fazla meşgul olduğum için bu şeytanlar, zannediyor musun şu şey, vesvese etmeyin ama sokakta dolaşan hep insan zannetmeyin, Allah rızası için söylüyorum. Hatta büyük velilerden bir kısmı kuşların ve sineklerin cefine girip alem-i şehadette dolaşıyorlar. Bir batıl mezhep hükmetmiş ki, ustad bunu onaylamasa bunu batılı tavsif etmez külliyatta, 13. limada. Bir batıl mezhep hükmetmiş ki, o şeytan gibi insanlar öldüğü zaman hortlar, dünyada insan suretinde şeytan olur demiş. Yani şeytan suretinde, hatta şeytana pabucuk ters giydiriyor. Şeytan. Bunlara karşı gelemem diyor. İvanlarıma da tavsiye budur ki tavsiyem, zarureti kati olmadan bunlarla uğraşmayınız. Cevabul ahmakul es-sükut nevinden tenezzül edip onlarla konuşmayınız. Adama söylüyorsun, tamam öyle ama, o kaybı çok olur bize. Öyle ama, sonra cevap hazırlıyor. Hiç bununla cevap verme kardeşim. Verme, sakın. Ne demek biliyor musun? Alın alın alın, almasanız bana gönder. Ketaliku dürerife ala akıl bakar. Aslında hadiste Hızır diye geçiyor. Yani hak etmeyene anlatmak sanki okuza boncuk takmak. Hadiste domuza takmaktır diyor. Dünyada en büyük ahmak odur ki böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet hayati beklesin. Abdülkadir Badırlı abi Risale-i Kutsi kaynaklarında öküz koymuş ustad. O da hadismiş. Domuz da var, öküz de varmış. Ustad değiştirmemiş, onu da söyleyeyim de. Sertini almamış. Ey sadık ahmak, ıtlakına masada biçar ulema-i su veya meczup, akılsız, cahil sofiler. Ayeti ve hadisleri kendilerine göre yorumlayan, akıllarına girmese hadis değil diyen ahmaklar diyor. Bunlara ulema-i su işkembesiyle, kariyeri, makamıyla, midesiyle, uşkurluğuyla dine bağlı olan, makamlı iş yapan,
Bunlara ulema-i su derler. Ulema-i su, bunlara ahmak diyor. Ulema-i su, sadık ahmak. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz kalacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Lemalar 11. Bak bize de baktı. Şimdi yarın susacağım diye şimdi su içmek. Yarın acıkacağım diye bugün de yemek yemek. E peki bu nedir? Ahmaklıktır. Ne demek bu? Ya şimdi hayatımıza baktığımız zaman yarın ne olacak? Ya hiç mi tevekkülü yok, teslimiyeti yok? Bu hastalık böyle olursa bu olur, böyle olursa da bu olur, bu da olursa bu dur. Haydi bakalım. Yani vehimin sebebi ahmaklıktır. Vehim. Acayip bir şey ya. Çünkü okuyacağım için üzerine durmuyorum biraz da. Onu açan yerler okuyacağım. O mimi kanunun rahimane, kerimane cilvelerini cidal dedip, zannedip, hayat bir cidaldır diyen ahmakane hükmetmişler. Hayat bir cidalmış. Nasıl cidaldır ya? Senin organların çarpışmak mıdır? Bu birbirine yardım ediyor. Semavat sana yağmur indiriyor, toprak kubuvatı çıkarıyor. Cidal mıdır? Ve ahmak. Evet, o küfür ahmakane, sarhoşane, divaneci bir hezeyandır. Başka? Ey muanit münkir, senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki yüz muhali birden kabul etmeyi bir derece hükmediyorsun. Başka? Tabiatı mücüt zanneden insan suretinde ahmak sarhoşlar mütefennin ve akıllıyız diye dava ettikleri halde akıl ve fenden ne kadar uzak düştüklerini ve mümteni ve hiçbir cihette mümkün olmayan bir hurafeyi kendilerine meslek ittihaz ettiklerini gör, gül ve tükür. Başka, ey ahmakul humakattan tahammuk etmiş sarhoş ahmak, başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak, zerrattan seherata kadar bütün mevcudat, ayrı ayrı lisanlarıyla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir Sani Zülcelal'i gör, Lemalar 185. Başka, ahmaklarından, ahmaklıklarından diyorlar. Yoktan var olmaz, var da yok olmaz deyip bu batıl ve hata dusturu kadiri mutlaka teşmil etmek istiyorlar. Yani 194 ileride okuyacağım bu şu. Kendilerini Allah'a kıyas ediyorlar. Ben yok edemiyorum. Yoku da var edemiyorum. Allah da yapamaz diye. Bu ahmakmış. Allah'a insan gibi düşünmek ahmaklıkmış. Ve dalaletli ki cehalet ne derece ahmakane olduğunu gör. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemal ibadet. Lemalar 307. Şimdi söylediğim o metin içerisindeki sıfatlarından bahsedeceğiz. Ama iyi yaslanın. Bakayım sana bana vuracak mı? Yani metnin ahmak sonunda anlatıyor. Vasfını tarif ediyor. O vasıf cümleyle aldım. Ehemmi mühime tercih eder ahmak. Yani bir mühim var, bir de çok ehemmiyetli var. Ehem, en mühim. Bu da mühim. Mesela diyelim ki farz varken nafilelerle meşgul olmak gibi. Aklıyla değil, zekavetiyle hareket etmeyi kazanç bilir. Başka? Dünyası için ahiretini ihmal eder. Dostlarının kıymetini bilmez. Hepsi külliyattan çıkartılmış. Muvazene yani kantar. Elinde muvazene ve muhakeme. Yani kantarı ve metresi olmamak. Başka, feraset, basiret ve dirayeti olmamak. Ahmak. Hak hukuk tanımaz. Aldatmayı uyanıklık zanneder. Ahmak. Silah-ı rahimi keser. Ahmak. Külliyatta bunlar. Kısa süreli çözüm olan yalanı tevessül eder. Kısa sürede, burada işaretleyeceğiz da. Yani kısa bir sürede atlatıyorsun, bir şey yapıyorsun. Kısa sürede, kısa vadeli, uzun vadeli değil.
sürede çözüm olan yalana tevessül eder. Ahmak. Araştırmadan karar verip hareket eder. Ahmak. Gıybeti ve iftirayı hizmet zanneder. Eleştirir. Geveze adam. Ahmet'i, Mehmet'i, şu abi, bu abi, şunu, bunu, şu hizmeti, bu hizmeti yapar. Sen ne yapıyorsun? Sen onu söyle. Sen ortaya koy. Onu bunu tenkit edeceğin hizmetini, kaç kişiye vesile oldun külliyat almasına? Ona bak. Ya abi ben yaparım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeşim. Adetullah'tayız. Allah Resulü 30 küsur defa gitti bu cehile. Ben, bana ne ya, ben anlattım. Ne olursa olsun o kabul etmedi demedi. Allah teselli verdi. Sen şey yapma dedi. Teselli verdi. Ya. Ben hizmetimi yaparım ne olursa. Hayır. Adam gibi yapacaksın. Denildiği gibi. Anladığın gibi değil o. Yani meyveye bak. Diktin ağaç ama meyve vermiyor. Bir yerde atan var da. Hiç kimse vesile olamadın yani. Bir vesile insan olamaz mı? Bir yerde bir hata yapıyorsun ya. Yani. Gıybeti dedik ha. Değişken fikir ve hislerinin zebunu olur der. Emirdağ. Yani hisleri ikide bir kaypat böyle. Fikirler ikide bir oynar. Güvenemezsin buna. İkide bir yani hisleri duygular değişmek. Ahmak. İnsanları üçe ayıramayıp bütün kabul etmekten etrafındaki kimseyi de bırakmaz. Bu mektubattan. Bir, beşeriyeti. İki, ubudiyeti. Üç, vazifedarlığı var. Herkesin üç tane şahsiyeti var. Ahmak ise üçü teke indirir. Cani bir sıfatıyla bütün o masum sıfatını da mahkum eder. Ahmak. Ben o paragraf okumadım. Bak kısaca anlatıyorum. Ahmak bu. Ahmak dünyası için ahiretini berbat eder. Ahmakul humakattan. Ahmağın ahmakı, ahmağı kimmiş biliyor musunuz? Çok acayip bir şey. Ahmakul humakattan tahammuk etmiş. Ahmak kim ne demek biliyor musun? Ahmak dünyası için ahireti berbat ediyor. Ahmağın ahmakı ise, ahmağın ahmağı ise onun dünyası için, başkasının dünyası için kendi ahiretini berbat eder. Bir daha. Kendi dünyası için kendi ahiretini berbat eder. Başkasının dünyası için ahiretini berbat edene de ahman ahmakı denilir. Onu çok uğraştım. Ahmakul humakattan tahammuk etmiş ahmak bu. 2,5 gün uğraştım arkadaşlar. İstifade edersek Allah'a şükürler olsun. Ahmak, hikmet sahibi olmayan tefekkür edemez. Uhuvveti ve tesanüdü, hizmeti idrak edemez. Kah bir tarafta, kah bir başka tarafta olarak güya siyaset yaptığını zanneder. Bir gün şu okula gider, bir gün bu okula gider. Sanki hepsine talebiymiş gibi ama sonunda hiçbir meslek sahibi olamaz. Bir gün otolastikçiye gider, bir gün camcıya gider, bir gün otoelektrikçiye gider ama bu meslek sahibi olamaz. Kâh cemaat, kâh burası, kâh orası, hepsini ayarlıyorum falan. Zaten millet ahmak, sen çok zekisin, bu ahmak. Ahmak da çok ilgimi çekti, tesanüt edemezmiş. Hizmeti idrak edemezmiş. Devamlı tenkitçi olurmuş. Eleştiri ağzından çıkmazmış. Hizmetini tenkit üzerine kurarmış. Laikalardan abi, Fethi abi. Hizmetten nazlanır. Abi bize de vuruyor ha. Hizmetten nazlanır. Ustad bunu şu şeyde diyor, hapishane mektuplarında diyor. Nazlanmak mesleğimiz kaldırmaz diyor. Hizmetten nazlanır. Hizmetinin bir kısım menfaatlerini dünyada bekler. Yani hizmet ediyoruz ya. Ya bu da niye olmuyor ya? Tamam da ediyoruz kardeşim. Niye yardım etmiyoruz? Niye bunlar olmuyor? Ya Rab bu kadar hizmet ettik de falan. Allah'a da teşmil ediyor. Hizmetinin karşılığını dünyada bekler. Ahmakta çok önemli nazlanma olur. Nazlanma yapar. Yani küstüm. 2 sene yok. 1 sene yok. Kime küstüm? Falancaya küstüm. O hizmetin sahibi miydi? Git başka yere, İstanbul'da bir gecede binlerce yerde ders var ya, haddi yok ya. Git başka yere.
Allah'ın Celle Celaluhu ahiretteki muvazene-i amal kaidesini dünyada kendine ve dostlarına yapamaz akmak. 13. lemada. Yani Allah ahirette sevaplar bir tarafa, günahlar bir tarafa, hangisi galipse ona göre muamele edecek. İnsan bir cani sıfatı var, kötü, aşamıyoruz, tamam ben yapamıyorum. Kendisini öyle bir vuruyor ki kendisi kendisine, ben demiş olmaz, ben mi, ne adam değilim, aşağılığın birisiyim. Bunu şeytan yaptırıyor ki, sen böyle bir adamsın, namaza girene gerek var. Öyle adam mı çıkacak Allah'ın huzuruna? Ve sarısına da gelecek. Yani bu ahmak, ilk önce kendisine, sonra dostlarına, şunun bunu var, onun da su var, onun da su var. İnsanlık bitti canım, her şey bitti, tamam. Bu muvazeni amal yapamayan ahmak. Bu da ahmak. Yani kusura bakmayın canıma. Çünkü 2,5 gün uğraştığım için çok acayip şeyler var ya. Bu ahmak bana öyle dokunuyor, öyle dokunuyor ki acıtıyor ki böyle. Oh, böyle ciz ediyor yani. Ulan bu ahmaklık bende de var. Osman'da da vardır tabii. Var. Bende var da. Bak. Aklı olmayan deli denilir. Hikmeti olmayana, aklı olmayana deli denilir. Aklı var, hikmeti yok, ahmak. Kısa çözümlere odaklı olur ahmak. Şimdi iyi de dinleyin. Bak bakalım şimdi bir şey geliyor, bak yaslanın bakalım. Hüsnü zan mümkün iken her daim suizan eder ve ona meyilli olur. Bu da ahmak. Mümkün olduğu kadar hüsnü zan varken, mümkün olduğu kadar suizan ediyor. Ahmak. Anlayış kıtlığı. Ya çok acayip. Bu da dokundu bana. Suizan etmek ahmakmış abi. Temyiz ve tefrik tam yapamaz. Yani haramı helalden, farzı nafilelerden ayıramaz. Nafilelerle meşgul olur. Bu da cemaat mesela. Ya bu bir cemaat. İlle amelde değil. Şu da bir cemaat. Ya bu bana ne kazandıracak? Bunu bana ne kazandıracak? Tefrik edemez. Çünkü temiz etme yaşı yok. İki türlü bulu çağı var. Çocuk yapabilmeye sinni bulu. Temiz ve tefrik etme yaşına da sinni rüşt. Sinni rüştü yok. Hasan abi, az önce dedin ki hüsnüzan etmek tamam ama suizan etmek ahmaklık dedim. Evet. Düşmana suizan etmek ahmaklık. Düşmana suizana gerek yok ki zaten düşmansın. Düşmana etmemek ahmaklıktır tabii. Düşmana, Allah ve Kur'an düşmanlarına düşman olmamak, Allah'a düşman olmak oluyor. Allah kafir ben. Allah'ın düşmanı. Allah'ına düşman olmak, Allah'ın düşmanına düşman olmak, Allah'a dost olmak. Üçgen. Allah, kafir, ben. Bu Allah'a düşman. Allah'ın düşmanına ben düşman olmam, buna dost olmamdır. Ahmakla sakın arkadaş olma. Hele dost hiç olma. Beşeri münasebetlerini yap. Çalışıyoruz kardeşim işinde. Beşeri münasebetlerini yap. Arkana bakıp onu düzeltmeye çalışma. Zira senin yüzüne tamam tamam der ve seni dinler gözükür ama içeriden sana ve Hakk'a karşı hesaplıdır. Diyor. Tamam tabii ya doğru söylüyorsun canım. Gittikten sonra. Aslımızın bu Kur'an'da var. Abi. Bakara suresinde münafık anlatıyor. Aslımızın hastalığı. Dişiyle tırnağını yemek, bu rivayet galiba. Galiba bu Hazreti Ömer'in sözü, radıyallahu anh. Hazreti Ali'nin sözü de gelecek. Unuttum Hazreti Ömer yazmayı. Dişiyle tırnağını yemek ahmaktır diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dokunuyor. Ne yapayım dokunacak biraz. Bazı kişilere dokunacak bu. Başka? Alimler arasında bulunan hürmet görür, ahmaklar arasında bulunursa horlanır. Hazreti Ali radıyallahu anh. Onun için bazı yerlerde horlanmanız çok iyidir. Değer yargıları bozuk olur, devamlı değişken fikirlere sahiptir ahmak.
Ahmaklara cevap vermek de ahmaklıkmış. Kendi aleyhinde olanı ister ki bunun başında da nefistir. Kendi aleyhinde olanı ister. Bu da nefistir. Ahmak. En büyük ahmak nefismiş. Kendi ayıbını bırakıp başkasının ayıbıyla uğraşmaktır. Abdülkadir Geylani. Dedim ya 2,5 gün uğraştım. Bakmadım ya pek kalmadı. Abdülkadir Geylani Hazretleri kendi ayıbını bırakıp başkasının ayıbıyla uğraşır. Ne olacak onu bulsan da ayıbıyla meşgul olsan? Sana kar var mı? Cevabul ahmakul esküt. Bediüzzaman Hazretleri. Ahmağa en güzel cevap, cevap vermemektir. Aynı delikten iki defa bilerek ısırılan ahmaktır bil mana Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ahmaklık ki Müslümana ahmaklık yakışmaz dedi. Ya Resulallah, Allah, ahmaklık nedir? Bir delikten bilerek iki defa ısırılmaktır. Akıllılık ahmaklıkla istişare, yani akıllılık ahmakla istişare etmemektir. Ahmakla istişare etme, ehli dahi olsa. Ahmağın kalbi ağzında, ahmağın kalbi ağzında, akıllının dili kalbindedir. Yani sır ehli değildir ahmak. Yani sır değil, ben içinde şey tutuyor değil senin hakkında. Manevi sırrı yok Fethi abi. Sır ehli değilmiş. Abeste iştigal ve yaratılanlara eziyet etmek ahmakmış. Bu da hadislerden aldım. Abeste iştigal ve yaratıklara eziyet etmek, hayvanlara. Ahmaklık günah çok işlemekle veya günaha ısrar etmekle oluyormuş. Günaha ısrar edenlerde ahmaklık oluyormuş. Basiret, feraset, dirayet, hikmet gidiyormuş. Zaten hikmetle ahmaklık tersidir. Ahmağın tefekkürü yoktur. Tefekkürünüz varsa o nispetle hikmet sahibisiniz. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَتُ تُعَنْ خَيْرًا كَثِيرًا diyor 12. sözde. Onun için ne kadar tefekkür edersek o kadar ahmaklıktan çıkmış oluyoruz Ahmet kardeş. Başka? Merak etmeyin, sizi bırakmam rahat. Aklın erişemeyeceğine akılla anlamaya çalışmak da ahmaklıkmış. Zira her şeyin aklı olmadığını akıl da söylüyor diyor. Kalın Mesnevi Nuriye'den buldum. Her şeyin aklı olmadığını akıl da biliyor. Ama her şeyi akılla anlamaya çalışmak ahmaklıkmış. Çok acayip ya, maşallah. Allah Celle Celaluhu affeder deyip bilerek veya severek günahlara ısrar eder ahmak. Günahlar aklı örtermiş. Ama ya Rabbi. Başka? Ahmaklardan uzak dur çünkü ona bir şey anlatamazsın. Hazreti İsa aleyhisselam körlerin gözünü açtım dedi. Cüzamları düzelttim. Allah'ın izniyle ölüyü dirilttim. Fakat ahmağa bir kelime öğretemedim dedi. Uzak dur da kardeşim, ölü diriliyor. Ölüye anlatırsın. Ahmağa git anlatma, git mezara anlat. İnan dinler o. Hiç ses yapmayacaktır da. Bu da çok ağır dokunacak. Biraz sabredin. İkindiden sonra uyan ahmaklaşır. Dokundum. Ne yapayım? Sert yaptım. Biraz sert oldu değil mi? Mesela ikinden sonra derler de uyuduktan sonra aklını kaçırırsa kendisi mesuldür. Öyle derlerdi bize. Zekasına en çok güvenen ahmaktır. Akıllı insan da suçu kendinde arayan ve beşer zulmeder, kader, adalet eder sırrıyla olayların arkasındaki Allah'ın konuşmasını çözmeye çalışan kişi akıllı kişidir. Kader risalesi olur. Beşer zulmeder, kader, adalet eder o sirkat meselesinde. Tamam, zahirde beşer zalim bu. Bana zulmetti. Allah bununla bana ne demek istedi diye Allah'ın konuşmasını çözmektir. Çözememek ahmaklıkmış. Yani olayın kendisine suretinde kalmak ahmaklıkmış. Her daimi aynı şeyi yapıp farklı netice beklemek ahmaktır. Aynı şeyi yapıyorsun, farklı netice bekliyorsun. Einstein bu da demiş. O ondan aldı. Sanatı görüp sanatkarı inkar etmek veya hafife veya kale almamak ahmaklıktır. Tabiat risalesinde.
soyuyla, servetiyle, soy ne demek biliyor musunuz? Beşeriyettir. Yani toprak yani. Soy topraktır. Soyuyla, servetiyle övülmek, kabil ve bak soyuyla, nesebiyle övülmek ahmaklıkmış. Delilimiz de diyor, Kabil ve Kenan da peygamberin çocuklarıydı. Habil, Kabil meselesi Adem Aleyhisselam, Kabil zalimi, Kenan da Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, değil mi, çocuklarıydı. Babalarına isyan ettiler. Bak peygamberin çocuğu kurtulamadı, sen soyundan mı kurtulacaksın? Kenan da Yakup Aleyhisselam değil mi aslan? Yakup Aleyhisselam Kenanlar. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Binmedi gemiye. O da Kenan'da mı? Kenan kuyusu. O Kenan kuyusunda abi. Kuyusunda, evet. Ahmak insanların zaaflarını kullanmayı marifet bilirmiş. Bunu kandırdık be böyle. Yani saflığını, mazlumluğunu, güçsüzlüğünü adamı falan. Adam kullanıyor. Öyle memurlar da böyle. Hemen bakıyor tipine bu müslümandır diye. Böyle ona zulmediyor tabi devlet şeyle. Bu ahmaktır. Hani diyor ya Allah Resulü Aleyhisselam. Aldatan aldanandır. Ne demek o? Şimdi bu şeytan aldattığı için aldatıyor. Ahirette sen aldatmanın bedelini nasıl ödeyeceksin? Bir 13. şurada var. Onu da nazara yapmadım. Gelecek o da. Şimdi acele edeyim yerin gelmişken. Küllün nasi mecnunun ala kadaril hava ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir diyor, ahmaktır. Delilik derece derecedir, ahmaklık da öyle. Ne demek o? Allah'a ve ahirete inanır, hesap vereceğine inanır, rahatça bilerek severek günah işler diyor. İsrar eder. Günah işler veya ısrar eder. Hani düşer beşeriyetten ama ısrar etmek ağırdır. Hele günahı akılla çözmek, hani önüne denk gelmiş değil de, kendisi yapmak yani. Senin ciddi ihtiyaçlarına ilgilenenleri saf, seni ilgileniyor ya. Okay, bu çok o. Sana çok. Onunla ilgileniyorsun. Ya saf ya bu ya. Saf. Kafası basmaz gibi yakışıksız yakıştırmaları yapan ahmaktır. Bu ah ya bu var ya. Saf değil. Meczup. Meczup yani böyle hizmet eder. Cihat eder, bir şey anlatır. Sanki hiçbir şey bilmiyor. O her şeyin farkında ama o sana hissettirmiyor. Saf. Saf bu. Ahmak ya. Saftirik bu. Meczup bu. Saftir. İyilik zanniyle kötülük yapar ahmak. Mesela neye benzer bunu da aldım bir menkimeden. Ayağı sıkışmış. Onu ormancı kurtarmış. Gitmiş de petek getirmiş ona ayı. Erken işte bu arada uyumuş. Ayı da durmuş. Hakikaten olmuş yani bu. Ondan sonra onun sineğini kovalamış gene gelmiş. Almış bir tane taşı sineğe. Bir vurmuş indirmiş. Ama dostu da gitmiş. Böyle işte. Vurmuş. Demiş ya biz sizden bir bizden. Kur'an'da en çok ne geçiyormuş? Düşünmüyor musunuz? Düşünmezler mi der? İşte bunlar ahmaklardır. Bak. Dur bakalım, sabret. Emre, dur bakalım daha. Bakayım sana da bana da vuracak bir şeyler var ki. Son. Ahmağa kime düşman, kime dost olduğunu bakın anlarsınız. Ahmak kim? Mektubattan çıkarttım. Vela terkenu ilellezine zelemu fetemesekumunlar. Ahmak kim? Ya bana bir şey olmaz. Tamam. Bana bir şey olmaz. İtikat, amel. Ya ne olacak canım yani rey verdim, onun hakkında konuştum. Ahmak, Kur'an ve hadis lisanında ayette naz. Ahmak. Bu devirde en çok bu var herhalde abi. Dostun düşmanını bilmiyor. Bilmiyor. Yani, hakikaten. Ahmak. Kime dost, kime düşman. Ahmakmış. Aman yarabbim. Bir de dost oluyor. Haberler sanki Kur'an demiş gibi anlattıklarına inandığı için o televizyonda gösterilen düşmana düşman, dosta dost oluyor. Oysa televizyonu gösterdi Allah dostuydu.
kişiler arası konuşmalarınızda hep öne çıkayım, haklı olayım zihniyetiyle hareket ettiği için karşıdan bir şey istifade edemez. Bu da ahmak. Bunu insafta anlatıyoruz da. Benim bildiğim bildik. Dur bir dinleyeyim şu. Bilmediğim bir şey var mı ya? Öğreneyim. Demez. Tam ağzında lafın yarısı dururken hemen bir şey üretiyor. Öyle ama. Aman üste çıkayım. Zeytinyağı gibi. Ahmak. Dini vazifelerini yarın yaparım. Hadisten çıkarttım bunu. Yarın yaparım, yarın yaparım. Helak oldu diyor bu. Bu da ahmakmış. Alimler ahmak sırasını almış bunu. Kendi ahiretini berbat edip çocuklarına hatta torunlarına haram yedirendir. Kendine merhamet etmez. Yani namazı memurdur, işte belediye başkanı şudur. Çalı çırpıyor. Kendisini 10 defa yeter. Çocuklarına, torunlarına. Onlar o villalarda, gemilerde safayı çekerken adam kabirde azap çekecek. Sakar cehennemine, ammenin, toplumun hukukuna tecavüz etmiş. Bu adam hiç torununun, çocukların rahatı için kendisi azap çeker. Bu da ahmak. Kendini ortadan kaldıran, merhamet edilmemesi gereken yere, bu da çok önemli. Bu çok önemli arkadaşlar. Kastamonu 77'den çıkarttım bak. Kendini ortadan kaldıran kim biliyor musun? Seni ortadan kaldırıyor, çukurlara atan seni. Merhamet edilmemesi gereken yere merhamet eder veya merhamet edilmesi gerekene merhamet edilmesi miktarından fazla merhamet eder. İfrat-ı şefkat. Bu da ahmakmış. Bu maraz-ı ruhidir der. Maraz-ı ruhi ahmaklıkmış. Ruhsal hastalıkmış. Allah rahmetinden fazla rahmet ediyor. O da diyor Kastamonu 220'de diyor ki hikmet ilahiyeden daha ileri hikmet, adalet, merhamet ve inayetten daha ileri adalet, merhameti şey yapmak, düşünmek. Oysa Allah kainatta inayet, hikmet, adalet, merhamet. Ondan daha ileri. Bak bu 77 Kastamonu'da diyor ki şefkat edilir ama o kadar edilmemesi lazım. İfrat-ı merhamet, İfrat-ı şefkat yani illet getirir. Yani maraz-ı ruhidir. Bizim o tabirle ahmakmış. Bir, merhamet edilmesi gerekene merhamet etmemek ahmak. Başka ahmak? Merhamet edilmesi gerekiyor ama o kadar değil. Başka? Her şimdi iyi yaslanın. Şuna. Her haber sonunda haber dinlerken Emir Dağ 58'den okuyor. Her haber sonunda haber sonunda morali bozulup asabi olan zat bildiği halde yine ısrarla haberleri ısrar etmesi. O da ahmakmış. Usta daha cep diyor da ben ahmak koydum. Aklını dağıtır, manevi divanı olur, kalbini dağıtır, manevi dinsiz olur. Dinsiz değil, merak ettim. Haberle ne alakası var? Allah dostlarına düşman, düşmanlarına dost olur. İmanın üç esasından bir tanesi kılıyormuş. Nasıl? İman indirgemiş, ulema indirgemiş, aşağı indirgemiş. Üçe inmiş, başka yok. Bir, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İki, Kur'an ve hadiste haram ve helalları kabul etmek. Üç, Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmayıp Allah'ın dostlarına düşman, düşmanlarına dost olmak. Başka dibi yok bunun. Bir tanesi hetme diliyor. O kale almadığın, mesela ehven-i şer. Mesela çok acayip bir ahmak mesela siyasette onları almadım. O kadar var ki. Nasıl abi? Mesela bak şimdi. Ustad CHP varken Menderes vardı. Bir de Millet Partisi vardı. MSP vardı. Ustad gitti. Şahsi ibadetleri pek olmayan Menderes'e CHP'ye karşı verdi. Ustad dedi mi ki ben Menderes'in bütün günahlarına şeyim. Bu takdir ettiği değil ki tercih ettiğidir. Ne demek bu? Bu İslam hukukunda mecelle var. TC'nin anayasası olduğu gibi İslam mecellesi var. Orada büyük zararı küçük zararla def edin anlamına gelen ehven-i şer.
CHP kolu kesiyor. Menderes eli kesiyor. Şu kolu şey bu parmakları kesiyor. Bir Müslüman potansiyel olarak Azami Şer'in karşısında iken oy kullanmasa potansiyel oradaydı. O zaman bak bir Müslüman potansiyel olarak Azami Şer'in karşısında değilse evren içinde değilse Azami Şer'e oy vermiş oluyor. Oy kullanmayan kullanmış oluyor. Çünkü sen kullansaydın Azami Şer'in karşısında evren-i şer'i tercih edecektin. Takdir etmiyorsun, tercih ediyorsun. Bu kol kesen gelmesin, parmakları kesen gelsin diye. Bu adam ulemadır, şeyhtir, molladır, molla. Molla ya ben biliyorum. Ahmak. Ve bu tarafa tarafkar oluyor otomatik. Yani şu, şöyle bir terazi düşünün kanka. Taşlar dolu doktor. Şunun kefenin ayağa kalkması için iki yol var. Ya buradan bir taş alıyorsunuz veya buraya bir taş koyuyorsunuz. Müslüman potansiyel olarak Azami Şer'in karşısında iken durmaması ile devlet işi olması ile buraya bir tane güç vermiş oluyorsun. Çünkü buraya dursaydın bir güçle ona bir karşılık verecektin. Karşılık vermemek de karşılık vermektir. Yapman gerekenleri yapmamak da yapmaktır. Sana bir şey söyleyeyim. Çok ağır geldi değil mi? Gemiyi delsen, matkapla deldin. Batsa gemi, bu kadar insanlar gark olsa. Ya beni niye ya idam ediyorsunuz ya? Bir tane tahta deldim. Tahtanın parasını vereyim ya. He? Ya bir mantar tapa çakayım değil mi abi? He? Yok, deldim gitti. Ben ne yaptım zarar, gemiye ne verdim? Bir tane delik açtım ya. Bir tahtayı. Tamam bir tahta parasını vereyim. Osman, geminin batmasını bana niye söylüyorsun? Beni batırdın, delik açtım işte. Bu işte. Aynı bu. Ahmak. Hoy hoy. Ahireti hesap gününü nazara almadan dünyada ölçüler uydurmak. Bana göre. Topa bir defa vurmamış topçu. Konuşuyorlar çocuğa. Saatlerce toptan konuşuyor, tamam mı? Bir şey, yanıtlar. Dinin desi yok. Usulü okumamış, fıkıhı okumamış, kaidesi yok. İlmi usulü din, bana göre. Bu ahma kendilerine göre şey yapıyor. Günahları, hataları hem kişiye geneler hem de akrabalarına teşmil eder. Bunu da Menderes yazdığı mektupta çıkarttım. Mesela Mustafa bir hata yaptı. La hep o musun ya? Yok mu güzel tarafın ya? Bir misal vereyim, dayanamayacağım ya. O aradığı için. Abi çok mühim bir mevkide. Dedi, abi boşanacağım dedi. Peki, ne yaptı dedim. Ya imtisaç edemiyoruz, bir şey yapamıyorsun. Ya güzel tarafı yok mu dedim, ona odaklan. Güzel sıfatına odaklan. Abi inan bana, hiçbir güzel tarafı yok bana göre. İyi. Peki. Beni aradığına göre dinleyeceksin. Tabii ki dinleyeceğim abi. Güzel tarafı yok değil mi sana göre? Evet tamam. Peki. Senden habersiz malını mülkünü sağa sola savurur mu bu kadın? Yapmaz abi dedi ya. Namusunu satar mı? Tabii abi dedi ya. Yapar mı ya? Çocuğuna bakmıyor mu? Senin çocuğuna, onun değil o. Babasının evine getirmedi. Senin çocuğun. Bakıyor abi. İmanı var mı sence? Var abi ya. Benden daha takvalı şey. Lan be adam daha ne olacaktı lan? Ne istiyorsun? Hani güzel tarafı yoktu? Kendisi namusunu satıyor mu? Senden izin size bir adam alıyor mu? Daha ne olacaktı ya? Lan esasatı bulamayan teferruatta boğulur. Edile-i Nuriye var. Edile-i Nuriye neydi? Mahkemata geçiyor. 90 kaçtı? 96'da geçiyor. Esasatı kaybeden teferruatla meşgul olur. Tamam. Rubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Başka versenize bu mahkematı. Dördünü de okuyayım. İp de oradaymış. İp yalanmış mı? Evet. Bak ip de buradaymış ha. Rubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Rub çekirdek. Üst.
Öz. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefride düşer. Bunu hiç hatırlayamadık işte bu maddeyi. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefride düşer. Muvazenesiz ve mizansız, metre ve kantarsız olanlar çok aldanır, aldatır. Edile-i şeriye var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Edile-i nuriye de bu dört. Temel. Bu yapamayan ahmak işte. Bak ne diyor? Günahları generler. Ben yapamam. Benden bir şey olmaz. Ya ben mi ya? Tövbe ya. Anladın mı? Ben demiş olmaz. Ya ben bittiğim canım. Bu ahmak. Niye? O kadar güzel tarafım var ki. Onları aktif et. Bir kötü sıfatını savaşma. Savaşma o kötü sıfatın sende kalkması için. Ya ne yapayım? Güzel bir sıfatının çapını genişlettir. Ona nefes aldırmazsın. Gördün mü bak? Bir daha. Güzel bir şeye, kötü bir sıfatınla savaşınca buna bu terk edilen arzular kesbi şiddet eder. Televizyon susduramıyorsan evde insan, savaşma. Ya televizyon maç günü hangi gün varsa o gün derse git, cazip bir ders bul. Gelme buraya. İstanbul'u böyle bir hayal et. Kim böyle daha böyle şatafatlı bir şey yapıyor? Git ona. Git işte. İlahi çağlanlara git ya. Bir şey yap ya. Bak anladın mı? Hani televizyonu orada olup da evde olup da televizyon açmamaya direnme. Hemen çık. Çok kolay. Tamam abi. Osman'ım. Günahınızla savaşmayın. Güzel sıfatlarınızın çapını genişlendirin. Günah fırsat bulamayacaksın. Ya o kadar çalışayım bak şimdi. Yatsı namazının farzını kıldım. Şey sünnet, farz, son sünnet. Selat-ı vitirden kılmadan derse geldim. Yetişemedim biliyor musun? Şamaz daha sağ kılın işte. He yani anlıyor musun? Vallahi bak şu anda Selat-ı Vitir üzerimde. Yani zaman bulamıyor. Hani bunları toplarken. Yani kendinize meşguliyet bulursanız kötülüğe zaman... Ben kötülüğü istemediğimden yapmıyorum değil. Yapmak da o kadar istiyorum ki. Ama zamanım yok. Günah işlemek için de zaman lazım. Zamanım yok hakikaten. Mesela olumsuzluk, ya şu dedi bu dedi. Bir tanesi cenazede gördü de, terörist ettim size. Ya abi dedi, şey Hasan kardeşti diye işte. Tanırsın. Hem de bu binada oturuyordu. Hasan kardeş dedi, telefonlarımızı açmıyorsun dedi. Dedim ki, mahkeme koridorlarına dolduran o cemaatteki arkadaşlarımızın telefonlarına bakmaktan senin telefonlarına bakamıyorum dedi. Anladın mı? Mahkeme koridorlarını mahkemeye çıkarken oraya dolduran kardeşlerin telefonlarına ve sorularına meşgul olurken senin telefonlarına bakamıyor. Başka bir telefon. Şehzat. Ya dedi hiç ilgilenmiyorsun dedi ya. Ya bir şey söyleyeceğim dedi ya. Bir sürü şeyler dolaşıyor senin hakkında dedi. Tamam. Ya onlar bir şey yapayım da ben de cevap yazarım falan bu sosyal medyada. Bir kardeş, dost. Dedim ki niye bir laf söylemiyorsun ya? Bir şey demeyecek misin bak? Bu haber bekliyorlar. Bir şey demeni bekliyorlar. Beni sevenlerle meşgul olduğumdan dolayı, beni sevenleri sevmeyle meşgul olduğumdan dolayı bana düşman olanlara düşman olmaya vaktim yok. Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm, düşmanlarıma düşman olmaya vaktim yoktur. El eli yıkar, elde yüzü yıkar. Mahkeme koridorlarında bizim süreci takip edenlerin telefonlarına ancak cevap verebiliyor. Özellerine ilgilenebiliyor. Senin için ilgilenemiyor. Sen ilgilenmediğin gibi. Ben dakika dukka değil ama kader öyle yapıyor. İster istemez meylediyor insan. Hele hele bir de düşmansa yani Hasan'a kızacağım diye Süfyancı olmak da var. Allah muhafaza et. Hasan'a kızacağım diye hiç içerisine bakmadan senaryo mudur, altını mı kestiler, ortayı mı, sonunu mu,
nasıl yaptılar falan hiç bakmadan hemen zahirde medreşeyle ahireti görürsün bakalım. Taraftar olmanın bedelini, imanın en düşüğü neydi? Allah düşmanlarına dost olmayacaksın bir vesileyle. Ama öyle bir davranıyorsun ki dostluğunu gösteriyorsun oraya. Dost oluyorsun, bilmeden dost oluyorsun. Ya. Çünkü üçgeni unutma. Allah, Allah düşmanı, Allah dostu. Bu Allah düşmanına, bu Allah dostu düşmansa, sen de buna düşman olursan, bundan olursun. Allah bir daha söyleyeyim. Allah, üçgen yöntemi bu. Uhuvvet Risalesi'ni çıkarıyor mektubattan. Allah, Allah düşmanı, Allah dostu. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir kardeşim. Bu matematik. Yoksa bir ne yapamaz. Bu kaç, istersen düşür, bu oynar. Allah'ın düşmanına bu düşmansa, bu düşmansa, sen buna düşmandır. Sen de buna düşman olursan, bilmeyerek buradasın. Bu böyle, kanun böyledir. Peki, bir zat vardı böyle. Allah razı olsun, bir profesör var. Şimdi sağ. Allah hayırlı ömür versin Nurcu abilerimizden. Çok severim. Çok yiğit adam yani. Bu böyle dediği için demiyorum. Yani tenkit ederler. Bir insanın dostuna, düşmanına bakın. Kim olduğunu anlamanız için. Bir insanın dostu kimdir, düşmanı kimdir? Bir profesör abi işte o. Yani böyle dediği için sakın ha. Böyle yiğit bir adamdır. Bu bizim meseleyi ona ilettikleri zaman bırak içeriğini dedi. Kim kime düşmandır onu bana söyle. Kim kime ne dedi? Ha bu mu? Bu Allah düşmanıdır dedi. Bu ne derse desin ben onun aleyhinde bulunmaktan Allah'tan korkarım dedi. Bitti. Vay be. Çünkü bu Allah düşmanıdır dedi. Üçgen ya. Bu nasıl ne dedi? Hata bilemem dedi. Ben onun aleyhinde bulunmaktan Allah'tan korkarım. Zira doğru ve yanlış buna muhabbetten yapmıştır dedi. Karınca misali değil mi abi? Evet. Çok acayip maşallah. Çıktığım zaman hapisten ziyarete gittim ama yoktular. Başka son birkaç tane. Ehli ifrat ve zayıf perestlerin tevehümleri ahmakçasınadır diyor. Bunun mahkemattan buldum. Ehli ifrat ve zayıf perestlerin, aynı metin bu. Ehli ifrat ve zayıf perestlerin, zahir var ya olayların zahiri yorumlayma ahmaklığa götürüyormuş. Zahiri, görünüşte. Görünüş gibi değil hiçbir şey. Tamam. Mahkemattan. Şimdi mahkemat yine 33'ten okuyorum. Allah'ın mükafatına ve mücazatına kanaat etmeyip mübalağacıyane konuşmak ahmaklıkmış. Mesela Allah'ın cezasını, Allah'ın mükafatına bu kadar olur mu? Mübalağa yapın. Bu ahmakmış. Kanaat etmiyor Allah'a. Ne dedim? Allah kanaat etmiyor. 33. sayfada. Son olsun, dinin hikmetini, batınını inkar edip, sırf zahirine hasrı fikr edip kanaat etmek, bir daha bunu kaçırmayın. Son, dinin hikmetini, batınını, enfusini inkar edip, sırf zahirine hasrı fikr edip kanaat etmek ve anlayışına göre Kur'an'ı ve hadislere mana vermek, ilminin yetmediği hadisleri inkar etmek, ahmak-ül humakattan tahammuk etmiş sarhoş ahmaktır demişler. İlminin yetmediği hadisleri ya inkar eder ya da kendisine göre tevil eder. Evet. Yeter. Yarım saat. Metin okudum. Yarım saat da zaten kitap okuyanlar hep anlamıştır herhalde. Zaten çoğunlukla yeri de söyledim. Şuradan hepsini. Değil mi Abdurrahman? Bu uhuvvetten, şeyden, münaza hepsini yeri de bir manada söyledim. Ta ki isteyen varsa bunu verebilirim. Hem metnin hem içindeki çıkarımlar. Ondan sonra alabilir. İki, al. Güzel bir gözü ses. Bir ahmaklık bir tane alabilir mi? Tabii. Yani
Bilmiyorum. Allah şahit olsun. Yalanı Allah şahit edilirse kafir olur. Allah yemin ettiği için söylüyorum. Hasan bir abi, anda varsa ben de alabilir miyim? Bir anda ahmak. Ahmak. Ulan ödüm patladı lan. Ahmak. Ahmak kim ya? Ahmak. Ahmak. İndir ahmak. Affedersin. Tuvalete gidiyorum ahmak. Ders çalışıyorum ahmak. Orada çalışıyorum ahmak. Lan ne ahmak ya? Bir bakayım dedim. Ama. Pa ben size deveden bir kulak gösteririm. İnan bana. Yani metinlerin yarı üçte birini okudum. Geçen. Bu bir şey değil. Bir de o sayfayı, hani var ya sayfayı, orada efsafını, efalini, anlayışını vesairesini anlatıyor. Sonra ahmak diyor. Onu okumadan, bu hükmü okumak şeydi, nakız. Aynen, güzel tespit. Ondan sonra buradaki sıfatlarını çıkarttı mesela. Mesela ehemi mühime tercih edemiyor. En mühimi, yani büyük zararı küçük zararla def edemiyor. Ahmakmış. Ehemi, bu cümle ustadın değil. Ehemi mühime tercih edebilmek hikmet ehliymiş. Mecellede yazıyor. Tamam. Hadiste şöyle baktım. Bilmiyorum Abdurrahman. Böyle bir ciddi bir ihtiyaç ahmak. Bu ders kaçırdınızsa bir ders siz kendiniz dinlersiniz. Nottan alırsınız yani. Ben bunu şey yapacağım. Onun için bugün böyle bir yola gittik. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamat.